Merhabalar. Medine'nin merak ettiği bir soruyu başka merak eden de vardır diye sizlerle paylaşmak istedik. Hocam, kalıcı bir dişimiz çekildiğinde tedavi nasıl uygulanır? Şimdi öncelikle Medine'cim, en önemli şeyi vurgulayalım, sonra soruna gelelim. Öncelikle kalıcı dişlerimizin çok değerli olduğunu ve en ufak bir soğuk, sıcak, tatlı, üstüne basarken ağrı olduğunda hemen gidip dolgu yaptırmamız gerektiğini, farkında olmanı, dolgu aşamasını kaçırdığımızda kanal tedavisiyle yine Allah vergisi dişimizi yerinde tutmayı amaçlamalıyız. Ama tüm bunların hepsine rağmen dolguyla kurtaramadık, kanal tedavisi yaptıramadık ve dişimizi bir şekilde kaybettik. O zaman kalıcı diş eksikliğinde, şu şekilde modelde de sana da göstermek istiyorum. Bir dişimizi kaybettiğimizde iki tane yöntem var oraya tekrar diş sahibi olabilmemiz için. Geleneksel yöntemde çekilmiş diş boşluğunun önü ve arkasındaki dişler bir miktar küçültülerek, ölçü alınarak laboratuvar işlemleriyle ya köprü yapılıyor ya da çekim boşluğuna iklant dediğimiz nikel titanyum çiviler yerleştirilerek diş kökü taklit edilip üzerine restorasyon yapılıyor. Bu işlemlerin her ikisi de uygulanıp her ikisinin de kendine göre avantaj ve dezavantajları var. Bunları daha çok ikimiz mutlaka size söyleyecektir. Örneğin köprü yapıldığında eğer komşu dişlerde çok büyük dolgular, kırık, çatlak ya da desteğe ihtiyaç varsa o bölgede köprü tercih ettiğimizde oluyor ya da alttaki kemik dokunun implant için uygun olmadığı, yetersiz olduğu durumlarda veya da yandaki dişlerde hiçbir şekilde bir zarar görme, işlem görme yok. Tamamen sağlam bir kemik dokusu var. O zaman da tabii ki hiçbir dişimize gereksiz bir işlem uygun olmak için İnsan tercih edebiliyoruz. Bu konuda bütün hekimlerimiz gereken bilgiyi sizlere verecektir. Ama dediğim gibi bunlar çok pahalı ve zahmetli işlemler. Mümkün olduğu kadar kendi doğal dişlerimizin hızla kalması ve korunması için elimizden geleni yapmalıyız. Teşekkür ederim. Rica ederim.